Yıl 1934. Bulgaristan'da yönetimi askeri darbe aldı. Askeri darbeye kadar Türkiye ile Bulgaristan arasında kayda değer bir sıkıntı bulunmuyordu. Türkiye'ye yıllık ortalama 10 bin kişi göç ediyordu. Ancak 1934 yılında darbeyle başa gelen askeri yönetim bölgedeki Türkleri istemiyor, asimile politikaları uyguluyordu. İşte tam bu dönemlerde Başbakan İsmet İnönü Bulgaristan'a gitti. Bu sıcak günlerde Bulgaristan'ın Türk elçiliğinin etrafını saran Bulgar komitacıların İnönü'ye suikast düzenleyeceği haberleri Ankara'ya ulaştı. Bulgar hükümetine konuyla ilgili derhal somut bir adım atılması söylendi. Somut bir adım atılmayınca Türk Dışişleri Atatürk'e danışarak ne yapılması gerektiğini söyledi. Görüşmeler sırasında bazı bürokratlar Bulgaristan'a derhal ekonomik ambargo uygulanmasını teklif ettiler. Atatürk ise gülerek telefonu istedi, donanmaya emir verdi. Ertesi gün Yavuz Dışlısı Varna açıklarına demirleyerek 101 pare top atışı yaptı. Yavuz'un amirleri Bulgar hükümetini arayıp İsmet Paşa'yı törenle almaya geldiklerini söylediler. Bulgar hükümeti İsmet Paşa'yı Sofya'dan Varna'ya zırhlı bir trenle derhal getirdi. Oradan da bando merasimiyle Yavuz'a uğurladı. Amiral İsmet Paşa'yı yurda getirmişti. Top atışlarından kırılan camların parasını da bizzat amiral kendi ödedi. Ancak olaylar bitmemişti. Askeri junta Hitler Almanyası'nın safında yerini almış, Bulgaristan Türkler arasında yaygınlaşan Turan Gençlik ve Spor Cemiyetleri Birliği'ne karşı polisleri görevlendirmiş ve birçok kişiyi işkenceyle öldürmüşlerdi. Ayrıca Bulgar çeteleri köylerden teşkil ettikleri çetelerle toplu katliamlara hazırlanıyor, köylere çukurlar kazıyorlardı. Bu çukurlara toplu katliam yaptıkları Türkleri gömeceklerdi. Türk istihbaratı derhal bu haberi Mustafa Kemal Atatürk'e iletti. Atatürk de o sırada Trakya'da askeri tatbikat yapmakta olan 3. Ordu Komutanı Salih Omurtan Paşa'ya bizzat şöyle dedi: Bulgar sınırını biraz ihlal ederek Bulgaristan'a gözdağı veriniz. Omurtan Paşa derhal dedi ve yağmurlu bir gecede akşamdan Bulgar sınırını sapa bir yerden geçen ordumuz sabah ortalık aydınlandığında Hacı İlyas yani Pırmavoy kasabasına vardı. Bu birlikleri kendi askerleri sınan Bulgarlar hava iyice aydınlanınca Filipe'ye doğru ilerleyen birliklerin Türk askerleri olduğunu fark eder ve olayı Bulgar kralına iletir. Ülke sınırlarını ihlal eden orduya müdahale edemeyen Bulgaristan kralı 2. Boris zaman kaybetmeksizin telefona sarılır ve Atatürk'le yaptığı görüşmede "Ekselansları, acaba Bulgaristan'a harp mi ilan ettiniz?" diye sorar. Atatürk "Neden böyle bir şey yapalım ki?" deyince Kral Boris "Askerleriniz Filipe önlerinde ve Sofya yönüne doğru ilerliyor." diye cevap verir. Atatürk "Yolu şaşırmışlardır Kral Hazretleri. Şimdi olayı öğrenir, sizlere malumatı arz ederim." diyerekten cevap verir. Salih Omurtan Paşa'ya maksat hasıl olmuştur. Geri dönün talimatı verilir. Bunun yanlışlıkla olmadığını anlayan Bulgaristan Kralı Boris derhal İtalya Kralı'nı arar. Çünkü Boris İtalya Kralı'nın damadıdır. Boris İtalya'dan şu cevabı alır: "Biz sizi kurtaramayız. Derhal gereğini yapın." Bu dakikadan sonra Boris'in yapacağı tek şey katliamların durdurulması emirini vermektir. Ve öyle de olur. Katliamlar 1934 yılında bir gecede durur.